Merhaba arkadaşlar, bugün ayın 26'sı, 26 Mart 2015. Şimdi size Mamak Irak Türklerine Yardım Deposu'ndaki son durumu aktaracağım. Burası koridorumuz. Koridor gördüğünüz gibi oldukça fazla giyimle yüklü. Buraya aldık, içeride yerimiz kalmadı. Giyim yönünden gayet iyiyiz. Şöyle içeriye doğru gelelim. Çok bir miktar ev eşyamız var. Şunlar çok oraya geçiyor. Sandalyeler özellikle, mutfak sandalyeleri hemen dağıtılıyor. Şöyle gelirsek bunlar dikiş atölyemiz için gelen malzemelerden, bilgisayar ve masalarımız. İçeriye geçersek, belki uzaktan henüz gelme fırsatı olmayan arkadaşlarımız da gezdirelim biraz böyle derim. Şurası kayıp masamız. Buraya gelen her yeni aile önce buraya kayıt yaptırıyor. Şu anda aile sayımız 2970'e ulaştı bugün itibariyle. Artık yaklaşık 3000 diyoruz çünkü 30 aile kaldı. Herhalde 4-5 gün içinde 3000 olacağız diye. Çok hızlı diye gelişler ama sürekli bir geliş var. Her gelene de seviniyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi orada çok zor koşullardan kurtulup kaçıp geliyor insanlar. Ama üzüntümüz de çok büyük. Çünkü bugün 70 aile dönüş kararı almış. Bunun tek sebebi de Türkiye'de resmen açlık çekmeleri. Aç olmaları, parasız olmaları, soğukta olmaları. Dolayısıyla oradaki cehennemi buradaki cehenneme tercih ettiler. Bunu biz Türk vatandaşları olarak artık onları ayakta tutmayı, burada tutmayı ve o cehenneme geri göndermemeyi artık sadece insanlık değil, vatandaşlık vazifesi olarak görüyoruz. Şimdi size depoyu biraz daha durumu anlatayım. Giyim çok. O önde gördüğünüz bilgisayarlar arkadaşlarımızın dikiş atölyesi için bağışladıkları bilgisayarlar. Arkada dikiş makinalarımız var. Birazdan gösterecek Aydar Bey, onları da çevirip. Şöyle gene giyimleri görüyorsunuz. Bir miktar mutfak eşyasını gördünüz. Dikiş makinalarımız burada ve gene bugün arkadaşlarla ayırdığımız, hanımların dikiş dikeceği atölye için ayırdığımız giyim eşyası burada. Onlardan battaniye, yastık, giyim eşyası üretecekler kendileri. O projemizde başlamak üzere. Mutfak eşyasını çok kısa tarif edeyim. Bebek bezimiz şu anda yeterli var. Mutfak eşyamız buraya dün getirdiklerimiz bugün gitmiş. Yani sürekli bir sirkülasyon var. Bunlar akşam gelenler gördüklerimiz. Mutfak eşyasına çok ihtiyacımız var. Çünkü her gün ortalama 5-6-7 aile geliyor şu sıralar. Ve en çok ihtiyaç duydukları şey yatak, yorgan, battaniye, mutfak eşyası oluyor onların. Yatağımız, yorganımız, yataklar bitti ama şurada henüz hala biraz battaniyemiz, yastığımız var. Onda şimdi gıdaya gelmeden önce önemli bir şey söylemek istiyorum. 3000 ailemiz var dedim. Bu geçen turda yaklaşık 1200 aileye gıda dağıtmıştık. Şu anda iki katından fazla bir topluluğa dağıtacağız. Bunun için önden bir stok yaptık. Bu stok şimdi yaklaşık arkamda gördüğünüz stok. Yarın dağıtılmaya başlanacak. 5-6 günlük bir stokumuz var. Gerek giyim olsun, gerek zaten giyim istemiyoruz çocuk dışında. Çocuk giyim çok ora geçiyor ama çocuk dışında giyim istemiyoruz. Mutfak eşyası olsun, oyuncak olsun, battaniye olsun, yorgan olsun. Lütfen evlerdeki eskilere yönelelim. Bu ailelerin en öncelikli insan neye ihtiyaç duyar? Gıdaya. Gıdayı almazsak hayatta kalamayız. Paraları bittiği andan itibaren kardeşlerimiz burada açlar. Onun için sizden rica ediyorum. Lütfen gıdaya yönelin. Evlerimizde hepimizin kullanmadığı eşyalar var. Ben bile üçüncü bir tur attım dün. Yine 4 torbayla geldim değil mi? Üçüncü turda. Yani aradıkça hala kullanmadığımız battaniye, mutfak eşyası, yastık, bunları evlerimizden verelim. Nakit hepimizde az, hepimiz benzer ortalama gelir seviyelerinden insanlarız. Biliyorum halinize. Onun için kullandığınız o nakiti lütfen gıdaya kullanın.
Çünkü aileler gerçekten bu konuda zor durumda. Biz 2 hafta ara vermek zorunda kaldık gıda dağıtımına. Yarın inşallah başlıyoruz tekrar. 1 ile 200. aileler gelecek. Yani ilk gelen aileyle 200'e kadar sıra numarası olan aileler gelecekler. Buradan gıdaları alacaklar. 5 gün boyunca sıkıntımız yok ama 5 gün sonrası için göstereyim size bir de arkayı. Bir yandan burada stoklamaya başlayacağız. Bugün biraz gıda gelmeye başladı, onun için herkesin yüzü gülüyor. Burası gördüğünüz gibi bomboştu 3 gün önce, fotoğraflarını paylaşmıştım. Şu anda tekrar dolmaya başladı. Hafta sonu da böyle dolmasını umut ediyoruz. Bu şekilde inşallah 2000 aileye, 3000 aileye, özür dilerim, 3000 aileye bizim gıda dağıtmamız lazım. Dolayısıyla gıda yardımının sürekliliği çok önemli. Gıda geldiği için mutluyuz. Dediğim gibi 70 aile dönme kararı aldığı için çok üzgünüz, utanıyoruz. Bakamadık onlara burada. Gerektiği gibi ağırlayamadık. Onun için sizlerden ricam, elinizde ne varsa lütfen buraya ayırmak istediğiniz gıdayı ayırın. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.